silahla. Hani kentimize saldırılar var ya, Diyarbakır'a. Bazıları belli ki bize bazı tarihsel anları hatırlatmak niyetinde. Buradan onlara da seslenmek istiyorum. Kimse heveslenmemeli. Tekrar ediyorum.
kadar kolay olamaz. Bombalardan, SİHA'lardan, İHA'lardan, sınır ötesi operasyonlardan daha güçlü bir irademiz var bizim. Daha güçlü bir kadın irademiz var. Daha güçlü bir gençlik irademiz var. Bizim siyasetimizin özeti inattır, vazgeçmemektir. Bunu onlarca yıldır gösteriyoruz. Yetmiyor mu görmeniz için? Eğer gerçekten Suriye'ye kurulacak ilişkiler, eğer gerçekten Esad'la yapılacak görüşmeler ve temas bir yanlıştan geri dönmek içinse, eskiyi, dünü yeniden düşünmek içinse, geçen onlarca yılı yeniden muhasebe edip öyle yola koyulmak içinse, o halde görüşebilirsiniz. Mesela Suriye Demokratik Güçlerinden açıklama var. Diyor ki, biz Türkiye için tehdit oluşturmuyoruz. Aksine Türkiye'de dahil olmak üzere görüşmek isteyen herkesle diyaloğa hazırız diyor. Bir barış eli uzatıyor. Var mı bu eli tutan? Olacak mı bu eli tutan? Buradan soruyoruz. Niye tutulmuyor bu el? Sevgili arkadaşlar, hep birlikte hatırlayacağız. Irak Kürdistan'ın ilk oluşum yıllarına gidelim. Hatta 90'lardan başlayalım, 2000'lere doğru gidelim. Bazı manşetleri hatırlatmak dahi istemiyorum. Sayın Mesut Barzani ve Sayın Celal Talabani Türkiye'ye geldiğinde nasıl karşılandıklarını gerçekten hatırlatmak istemiyorum. Ama şunu hepimiz hatırlıyoruz değil mi? O karşılamalar her Kürt'ün haysiyetini, her Kürt'ün onurunu incitmek içindi. Biz bunu unutmuyoruz. Bu belleğimizde cam canlı bir şekilde duruyor. Ama biz aynı zamanda Sayın Öcalan'a yapılanları da unutmuyoruz. Ona yaşatılan 99'dan bu yana süren tecridi de unutmuyoruz. Şimdi o yüzden buranın kazanımına göz diken her şey aynı zamanda Erbil'in kazanımına göz diker. Erbil'in kazanımına göz diken her şey Kobani'nin kazanımına göz diker. Kobani'nin kazanımını koruyamayan yarın Mahabat'ı koruyabileceğini düşünmesin. Böyle bir dünya yok. Ne Kürtler açısından ne bu coğrafyalarda yaşayan birlikte eşit, adil, onurlu bir yaşam isteyen halklar açısından. O yüzden öncelikle tüm Kürt güçleri, siyasi partiler, yapılmak istenen bu hesaplara karşı sorumlu davranmalı. Aksi bütün Kürtler ve kazanımları için felaket, yıkım, savaş, zorla yerinden edilme, göç ve maalesef sefalettir. Bu sefalete, bu savaşa, bu yıkıma son verecek şey en başında Kürtlerin kendi birliklerini sağlayabilmeleridir. Parçalanarak çoğalamıyoruz. Yan yana gelerek çoğalabiliriz. Bu yan yana gelişler için hepimizin birbirimize benzemesine gerek yok. Herkes kendi özgürlükleriyle bir araya gelebilir. Biz burada Ankara'ya yaptığımız çağrıyı Erbil'e, Bağdat'a, Şam'a da yapıyoruz. Kürtlerin kazanımlarına göz koyarak, göz dikerek yapılacak her hesap önce Diyarbakır'dan döner. Döner mi arkadaşlar? Döner mi? Döner. Daha güçlü olabilirdi. Daha güçlü olabilirdi. Önce Diyarbakır'dan döneceğine eminiz. Diyarbakır bağrında her zaman çok büyük bir özgüven, çok büyük bir direniş, çok büyük bir mücadele
merak ediliyor biliyorum. Bana da birkaç kişi sordu. Bir yandan endişeyle de takip ediliyor. Kayyum atanacak mı, atanmayacak mı? Ankara kayyumla mı devam edecek? Yoksa halk iradesine hürmetle mi devam edecek? Saygıyla mı devam edecek? Buradan ben de soruyorum DEM Parti adına, sizin adınıza. Ey Ankara, eğer 2019 hesapları yapıyorsan biz buna karşı tedbirliyiz, yapma bu hesapları. 2019 hesapları neler? Aynı yöntemle patır patır kayyum atayım. Biz artık kayyum rejimini 31 Mart seçimlerinde sandığa gömdük. Tüm Kürdistan halkı olarak gömdük. Tüm Türkiye halkları olarak gömdük. Kayyum rejimi bitti. Bakın, siz parlamentoda bu ilin, Diyarbakır ili milletvekilinin sesini kesebilirsiniz ama gelin bir Diyarbakır'a çıkın bakalım. Hüseyin Beyoğlu için ne diyorlar abi? Orada sesini kestiniz ya sevgili Adalet Kaya'nın. Dizon dediği için. Öyle diyorlar. Diyarbakır'dayız biz şimdi. Böyle diyorlar kayyumlar için. Dizo diyorlar, hırsız diyorlar, usulsüzlük diyorlar, yolsuzluk diyorlar ve bu sözünü ettiğimiz kişi her sabah ne yazık ki çok kötü bir görüntüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına bakarak işe başlıyordu. Sadakat, liyakat gösteriyordu sözüm ona. Şimdi gördük sadakati, gördük liyakatin ne olduğunu. O yüzden kayyum hesabı yapanlara da bir dönem daha kayyumla götürebileceğini zannedenlere de söyleyelim. Biz hiçbir şekilde kayyuma geçit vermeyeceğiz. Kayyum atanmasına bu mücadeleci halk, bu direngen halk izin vermeyecek. Böyle hesaplar yapmayın. Diyarbakırlara da şunu söylüyorum. Siz böyle direndiğiniz sürece, siz bu nöbetleri sürdürdüğünüz sürece, siz kendi iç birliğinizi sağladığınız sürece